Çok tecrübeli bir isimle emekli Büyükelçi Özlem Sanberk'le konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Afşin Hanım. Şimdi bu tablo ikna edemedi mi dünyayı da herkes hala yok oturmayayım, yok sonra oturayım, yok şu şartla oturayım diyor? Herhalde ikna edemedi. Tabii burada şunu unutmamak lazım. Batılı aktörler diyelim bu meseleye ilk baştan beri kendilerini çok fazla ilgilendirmeyen bir sorun olarak gördüler. O kadar uzaklarda, işte Amerika olsun, Avrupa Birliği. Fakat ne zaman ki bu sorunun bedelleri kendileri tarafından da ödenmeye başlandı, o zaman artık tabii çok geç kalınmıştı. Yani Türkiye burada şunu muhakkak ki teslim etmemiz lazım. İlk başından beri bunun vahametine dikkat çekti ve bazı önerilerle ortaya çıktı. Bu öneriler ne yazık ki kabul edilmedi. Sonra işte büyük değişiklikler oldu. Biz de yeni şartlara uyum sağlamakta biraz geciktik. Bugün herkesin içinde bulunduğu çok vahim durum. İşte biraz önce siz en güzel şekilde izah ettiniz. Büyük bir insani dram var her şeyden evvel. İnsani ve insan üzerinde cereyan ediyor. İnsanlar bir yerde, Cenevre'de, Viyana'da, New York'ta toplanıyorlar fakat büyük bir yoğun bir belirsizlik hala devam ediyor. Yani ben evden çıkarken olan durumla şu anda geldim sizi demin dinlerken durum arasında bile tam bir uyum göremedim. Anladığım kadarıyla herkes Cenevre'ye gitmiş ama muhalefet yok. Ben şunu merak ediyorum şimdi açıkçası hani ne olur, hangi şartta insanlar ikna olur? Yani bu sorular bile artık biraz eskimeye başladı Suriye konusunda. Tabii. Ben biraz vicdan yönünü işin merak ediyorum. Diplomatlar ne hissediyorlar açıkçası o günün mesaisi bitip evlerine gittiğinde? Tabii. Yani Suriye'de yine insanların ölmeye devam ettiğini biliyorlar. Yine insanların mülteci olmaya devam ettiğini, kuşatma altındakilere ekmek su gitmediğini de biliyorlar. Evet. Ve Cenevre'de bir diplomatik sorumlulukta bulunan diplomatlar mesai bitiyor evlerine gidiyorlar. Evet. Ne hissediyorlar? Muhakkak ki büyük bir rahatsızlık hissediyorlar. Yani diplomatlar orada karar mevkinde olan kişiler değil. Eğer diplomatlar olarak mesela demin bahsettiğiniz değerli diplomatımız Can Dizdar'ı kastediyorsanız o da tabii... Her ülkenin yani Birleşmiş Milletler'inde, Demis Turan'ın da yani işte bir de o da var. Diplomatlar derken tabiatıyla ilk başta bu ihtilafa metaldar olan karar verici durumundaki büyük devletlerin karar vericilerini düşünmek lazım. Bunların başında hiç şüphesiz Başkan Obama geliyor. Kerry geliyor. Tabii Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndaki karar vericiler geliyor. Ama aynı zamanda Putin geliyor. İşte Rusya Dışişleri Bakanı geliyor. İran, ya bunların hiçbirisi o bahsettiğimiz vicdan meselelerini kararlarında birinci öncelikli kriter olarak almak durumunda değiller. Maalesef bir yerde böyle bir yani insanlıktan çıkan bir karar vericiler kategorisiyle karşılaşıyoruz. Peki hani yani Suriye belki bizim real politik denen şeyi en çıplak gördüğümüz, işte menfaat denen şeyi en çıplak gördüğümüz yerlerden birisi. Dünya kamuoyu için hangi noktada böyle bir dönüşüm yaşanır da savaşı bitirmek daha karlı bir hesap olmaya başlar? Geçtim vicdan üzerinden düşünülmesini ama evet. Hangi noktada bitirelim daha karlı diyecekler? Bir kere kuvvetler dengesi bunu tayin ediyor. Yani bu sorunuzun cevabını tayin eden esas unsur iki tarafın da kendi kuvvetlerinin kapasitesini ölçtükleri andan itibaren değişiyor. Eğer kuvvetler dengesi biri lehine çok daha fazla güçlenmişse o zaman o tarafın istekleri de kabul ediliyor ve bu bitiyor. Yalnız burada tabii mühim olan şey bir kanlı savaşın askeri savaşla birlikte bir de diplomatik savaş cereyan ediyor. Bir de kamuoyu diplomasisi dediğimiz yani kamuoyları savaşı da cereyan ediyor. Üç kamuoyları savaşı var şu anda. Evet yani şu anda şu toplantı tamamen bir kamuoyları savaşı. Çünkü muhalefette katılmadığı için bahsettiğiniz demin arkadaşımız da söyledi. Orada gazeteciler toplanmış. Onlar da bir darmadağınık durumda. Kimse ne olduğunu bilmiyor. Cenevre'de savaş şeydi yani. Evet şu anda Cenevre'de bir kamuoyu savaşı. Ama biz de o savaşının aktörleri haline geliyoruz. Burada sizinle konuşurken bizi dinleyen değerli yani binlerce, belki on binlerce, yüz binlerce dinleyicimiz. Tabii onların ikna edilmesi yani bu konuda bu meselede bir haklı haksız varmış gibi
kamuoylarının ağırlığını bir taraflardan biri üzerine yüklemek herkesin şeysi bu. Çünkü kamuoyundan daha güçlü hiçbir kuvvet yok. Yok. Herkes bu kamuoyuna dikkatli olarak odaklanıyor şu sırada. İki haberimiz var paylaşmak istiyoruz. İşin diplomatik savaş boyutuyla ilgili açıkçası. Evet. Tuhaftır Suriye savaş yeri ama sizin anlattığınıza göre Cenevre'de artık savaş yeri gibi görünüyor. Evet, şu sırada diplomatik savaş. Orada da pozisyonlar çarpışıyor. Suriye'de ise gruplar çarpışıyor. Önce o haberlere şimdi bir bakalım. Şimdi Cenevre 3'e gelene kadar Suriye için biliyorsunuz sayısız toplantılar, görüşmeler, zirveler, konferanslar toplandı. İnanın o toplantılar için harcanan para bugün belki mültecilere çok daha faydalı olabilirdi. Doğru. Böyle de bir ironi var bu işin içerisinde. Bu sürede cephedeki aktörler de sürekli değişti. Uluslararası aktörlere de yenileri katıldı ama hiçbirinden sonuç alınamadı. Bir sonuçsuzluk abidesi açıkçası Suriye diplomasisi. Her toplantı kendisinden bir sonrakine kararları bıraktı. O da bir sonrakine bıraktı. İnşallah bu nesil öbür nesile bırakmaz. Böyle umuyoruz şimdi ama bu kısır döngü devam etti. İşte o kısır döngünün, o Suriye diplomasi tarihçesinin bir özeti var şimdiki haberde. Beşinci yılına giren savaş, çözüm üretemeyen bir diplomasi. Birleşmiş Milletler gözetiminde başlayan barış görüşmelerinde bile 3,5 yıl geride kaldı. Ama bir arpa boyu yol alınamadı. Tarih 30 Haziran 2012. Büyük umutlarla Cenevre 1 konferansı toplandığında Suriye özel temsilcisi Kofi Annan'dı. Suriye rejiminden ya da muhalefetten kimse yoktu. Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi temsilcisi, Avrupa Birliği ve Arap Birliği ile Türkiye, Irak, Kuveyt ve Katar oradaydı. Aslında bir sonuç çıktı. Geçiş hükümeti kurulacak, acil ateşkes için Birleşmiş Milletler denetiminde bir mekanizma kurulacaktı. Ama hiçbiri olmadı. Süreç çökünce Annan istifa etti. 22 Ocak 2014, bu kez Birleşmiş Milletler'in Suriye özel temsilcisi Lahtar İbrahim'iydi. 40 ülke Cenevre'de yine Suriye için buluştu. 24 gün iki tur halinde taraflar sayısız görüşme yaptı. İlk kez Suriyeli muhalif ve devrimci güçler koalisyonuyla Suriye rejimi aynı ortamda bulundu. Ama hiç karşılıklı oturmadılar. Hiçbir konuda anlaşma sağlanamadı. İbrahim'i Suriye halkından özür dileyip istifa etti. 1 Ocak 2016, 3. Cenevre Konferansı o gün toplanacaktı. Birleşmiş Milletler'in özel temsilcisi de artık Staffan de Mistura'ydı. Planlanan bu tarihte tarafları toplayamadı. 25 Ocak 2016, Mistura 4 gün önce tarafları Cenevre'ye çağırdı. Türkiye PYD'ye şerh koydu, Rusya Riyad'daki muhalif gruplara. Ne davetiye krizleri tam olarak aşıldı, ne müzakere edilecek konular. Ve bugün, yani 29 Ocak 2016, işte Cenevre'deki az sayıda temsilci bu ortamda buluştu. Bu kez 6 aylık bir görüşme maratonu planlanıyor. Sürdürülebilirse tabii. Bu seferki Cenevre maratonu de Mistura'yı koltuğundan edebilir mi? Bu soru da gündemde ama de Mistura kararlı. Görüşmeleri Suriye halkına özel bir mesaj yayınlayarak başlatıyor BM özel temsilcisi ve yeter diyor. Arapça halas diyor yani. Bakalım ne diyor? Enough. Halas. Kefaya. Enough. Killing, murdering, torturing, prisons. Enough buildings being destroyed. Enough bombing my city where I am. And I don't know who is bombing me. I just see bombs coming down. Rockets, anything. Enough my brother, my sister being humiliated and becoming a refugee and trying to take a boat and drawing in the Mediterranean when I love my country. Enough when you see your children say, I want to go to school and I cannot go to school because you are not allowing me to do because it's too dangerous. We are going not to disappoint you from the UN point of view. You know, we will never abandon the Syrian people. But we need now you to feel that this time is the right one. We'll do all what we can. God willing. Assalamu alaikum.
Allah izin verirse Esselamu Aleyküm. Görüyoruz evet. ki Demis Tur Arapçayı da sökmüş bu süreçte doğru, ama. Doğru. Ama bir işe yaramıyor tabii. Ama bir işe yaramıyor değil mi? Evet. Bu Suriye diplomasisi bir yüksek profilli diplomatlar mezarlığına dönüşmüyor mu? Yani Kofi Annan'ı yedi bu süreç. Tabii tabii. Brahimi'yi yedi. Şimdi ne kadar sürecek bu? Demis Tur'a da yakındır yani. burada şöyle bir şey var. Biz deminden beri konuştuk. Belki şunu şöyle özetleyebiliriz. Siz de gayet haklı olarak bana sordunuz. Niye bu savaş yani çözümlenmiyor? Çünkü bölge içi aktörlerin ve bölge dışı aktörlerin öncelikleri farklı. Şimdi bölge dışı aktörler dediğimiz zaman kim bunlar? Tabii Türkiye bir bölge içi aktör ama sonuçta bölge dışı aktörlerle beraber bunu sayacak olursak. Şimdi Türkiye'nin burada önceliği gayet açık ve seçik. Biz bu Suriye Savaşı dolayısıyla kendi güney sınırlarımızda oldu bittilere izin vermek istemiyoruz. Bizim için birinci öncelik toprak bütünlüğümüzün korunması. Evet. Tabii bu bizim önceliğimizi kendi açımızdan son derece haklı bir hale getiriyor. Buna ilave olarak ama Türkiye bir şey daha istiyor. Toprak bütünlüğünün korunmasının tam garanti altına alınmasının ancak orada barış sağlanırsa olacağını biliyor. Ve barışın sağlanmasında Suriye rejiminin değişmesi koşuluna bağlıyor. Ve öteden beri biz açık bir şekilde biliyorsunuz Başar Esad'ın gitmesini istedik ve bu tutumumuzda da şu ana kadar hiçbir değişiklik yok. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin yani önceliği, şimdi önceliklerden bahsediyoruz. Onların önceliği daha farklı. Onların önceliği ise IŞİD'in yıpratılması ve yıpratılmak suretiyle yok edilmesi. Bu biraz şey gibi gözüküyor. Yani çok berrak değil bu. Bunun için de zaten Amerika lojistik ve hava desteği sağlıyor muharip taraflara. Rusya'nın bir desteği şeyi var, önceliği var. O da son derece son birkaç aydan beri gayet açık oldu. Orta Doğu'ya yerleşmek, özellikle Suriye'ye yerleşmek suretiyle ve burada Doğu Akdeniz'de ve bölgede artık bir daha gitmemek üzere kalıcı bir güç olarak kuvvetler dengesini bütün Orta Doğu'da değiştirmek ve 21. asrın yeni kurulacak olan siyasi düzeninde de birincil aktörler arasında yer almak. İran'ın önceliği daha da farklı. İran da bölgede kendi hegemonyasını özellikle nükleer anlaşmadan sonra kazandığı, aldığı krediler dolayısıyla Batı dünyasında ve bütün dünyada onu bölgedeki rakiplerine karşı kullanarak o bölgeye hakim olmak istiyor. Yani bir nevi Şiizm yani Şiiliği Arap Yarımadası'na yayarak bir mezhep savaşında üstünlüğü elde etmek istiyor. Şimdi bunun tam karşısında da Suudi Arabistan'ın önceliği geliyor. Suudi Arabistan'ın önceliği her şeyden önce kendi monarşisinin bekasını korumak ve Suudi yani İran'ın bu hegemonik emellerine set çekmek. Onunki dikkat ederseniz gittikçe herkes Suriye'den uzaklaşmaya başladı. Herkes çünkü kendi dertleri bambaşka. Evet. Hemen bitiriyorum. Mısır'ın önceliği ise o pek fazla aktif değil buralar. Biraz daha da uzak ama o da Müslüman kardeşleri zayıflatmak ve Müslüman kardeşler tehdidini Mısır'dan uzatmak. İşte Sisi kendi yönetimini tersin yani güçlü kılmak. Evet. İsrail ise bütün burada bunların içerisinde pek fazla bahsedilmiyor. O da tabii bütün bu karmaşanın içine dahil olmadan çünkü IŞİD'in tam hedefinde olan bir ülke değil, onun tehdidinde bulunmuyor. O da bu güvenlik sendromunu etkisi altında güvenliğini korumaya bakıyor. Şimdi böyle öncelikleri farklı olan bir muhalefet var. Yani bölge dışı muhalefetin öncelikleri bu kadar farklıyken bir de bölge ve Suriye içindeki muhalefeti de ele alacak olursanız o ise tamamıyla bir karmaşa içinde. Bugün Suriye'de rejim yekpare, Kürtler yekpare. Yani onlarda bir parçalanma yok. Ama muhalefet, ki muhalefet dediğimiz şey zaten oradaki işte çoğu terör grupları adı verdiğimiz zaman birçoğu da zaman zaman ılımlı olup zaman zaman radikalleşen çeşitli dini ve mezhebi şeylere ait, bölünmelere ait gruplar. Onları bir araya getiremediği içindir ki zaten rejimin karşısına güçlü bir şekilde savaş edecek bir şey çıkmıyor. Hadise bu. Peki yani şimdi bakın 2011 o
barışçı protestolar diye hatırladığımız o geçmiş zaman, şimdi oldu onun adı iç savaş, ülkenin yarısı bundan etkilendi bir yani şekilde. Yani Arap Baharı'ndan falan bahsediyorsunuz. Tabii o dönemde daha yani hani işte Dera protestoları tabii, ondan sonra işte tabii. Kanlı müdahaleler vesaire bugüne kadar. 5 sene daha bölge bu savaşı kaldırır mı? Kaldırmaz. İşte bir taraf çökecek netice itibariyle. Öngörünüz nedir sizin? Sizin çok uzun vallahi, ve derin diplomatik tecrübelerinizle okuduğunuz bir durum ayrıca Suriye. Tabii, neye bağlanabilir Suriye tabii bu gidişle? Benden çok daha tecrübeli olan ve siyasi tecrübesi olan birçok devlet adamı var dünyada. Onlar bu sizin sorunuza cevap veremiyorlar. Ben de daha mütevazi bir şekilde yani şunu söyleyebilirim. Eğer bu demin bahsettiğimiz öncelikler arasında bir birleştirme yapılamadığı takdirde, yani bu Suriye Savaşı'na metaldar olan yani dahil olan bölge dışı güçlerin kendi aralarında iyi kötü bir stratejik ve taktik işbirliği ve önceliklerin birbirine yaklaştırılması mümkün olmadığı takdirde Suriye içindeki muhalefetin parçalanması da önlenemeyecek. İşte bana yani bunun yani bir şey söylemek ileriye muzaf, falcılıktan başka bir şey olmaz. Çünkü hiçbir dayanağımız yok. Onun için taraflardan bir tanesinin tamamen gücünü kaybetmesi bekleniyor. Ama bu gücü özür dilerim unutmayın soracağınızı. Biz rejim bir ara kaybeder gibi oldu. Evet. Ne evet, zaman bu evet. Kaybeder gibi olduğu sırada Rusya Federasyonu devreye girdi. Ve yeniden dengeleri aşağı yukarı eşitledi. Bugün şunu görüyoruz. Rusya Federasyonu rejimin askerlerini kullanarak ve kendisi de hava bombardımanları yapmak suretiyle muhalefete karşı mesafe kaydediyor. Yani muhalefeti geriletiyor ve zayıflatıyor. Gücünü azaltıyor. Buna bakabilir Amerika'ya gelince o da hava gücüyle ve lojistik desteğiyle yani sahada savaşan taraf olan, savaşan grup olan PYD'yi kullanarak o da IŞİD'e karşı mesafe kazanıyor. Evet. Şimdi bütün bunun içine dikkat edin, Türkiye yok. İşte bütün sorun da bizi üzen tarafta bu. Demek ki burada Türkiye'nin diplomatik açıdan attığı bazı adımlarda bir değerlendirme ve yani muhakeme hataları yapılmış olabilir. Bu da son derece yani zor bir şey değil. Bu kadar karmaşa içinde bu hataları yapmak. Ama hata yapmak o kadar bence tabii çok önemli ama esas önemli olan şey bu şartlar değiştiği zaman o hataların tekrar edilmemesi ve attılan bir adımın karşısında nasıl bir tepki geleceğini de hesap edilmesi lazım. İşte bunların örneklerini çok şekilde verebiliriz. Yani bundan 3-4 ay öncesine kadar Türk uçakları Suriye'de uçabiliyorlardı. Yerinde PYD'ye sıkıştırabiliyorlardı. İşte muhalefete yardım ediyor. Ama şimdi yapamıyoruz bunu. Yani biz bizi Rusya hem kuzeyimizden hem de güneyimizden bir kıskaç arasına aldı. Şimdi Türkiye'nin bu kıskaçı kırabilmesi lazım. Nasıl kıracak? İşte nasıl kıracak? Orada diplomasi orada başlıyor. Benim elimde bir reçete olsa götürüp arz edeceğim hükümetimize. Ama onlar bunu benden çok daha iyi biliyorlar. Bizim bilmediğimiz, sizle benim bilmediğimiz çok en önemli şey tabii verilere sahip değiliz. Tabii. Dosyalar orada. Tabiatıyla onlar da çeşitli sınırlamalar içerisinde çalışıyorlar. Hem yurt içindeki hem uluslararası hem bölgesel. Bunun içerisinde de tabii dediğim gibi öncelikleri onu da unutmamak lazım. Yani bütün bu şeylerden Türkiye toprak bütünlüğünü kaybetmeden sıyrılabilmesi lazım. Biz evet PYD tamam IŞİD'e karşı çok önemli başarılar elde etti. Kobani'yi yaptı, şey ettirmedi, işgal ettirmedi. İşte Kobani'ye karşı çarpışan çok önemli bir güç PYD. Ama PYD Kobani'ye bu kadar etkin bir mücadele yapıyor diye Türkiye'nin de kendi sınırlarında oldu bittilere razı olmasını da kimse beklememeleri. Tabii ki. Onun için hükümetin tabii bu tarafını da onu da teslim etmek lazım. Evet. Yani biz bir tarafa böyle tek şeye bakarak bir şey sonuca varamayız. Yani bunları da anlatılması lazım. O bakımdan bunun üzerinde duruyorum tabiatıyla. Çok haklısınız. Bir başka benim dikkatimi çeken şeydi. Mesela Irak Savaşı zamanında artık toparlamamız gerekiyor. Gerçi uyarı alıyorum tabii, ama belki dünya kamuoyu da hakikaten şu barış yürüyüşlerini tekrar
kadar düşünür. Yani Vietnam evet. Savaşı zamanı bu oldu. Dünya kamuoyu harekete geçti. Irak Savaşı zamanı oldu. Washington DC'de ben birebir gidip gördüğüm için de hatırlıyorum. Büyük büyük kitleler sokağa inip bunu söylediler. Belki de dünyada böyle bir farkındalık, hareketlilik gelirse o da etkili olabilir karar vericiler üzerinde. Bu sözünüz zaten yani kamuoyu diplomasisidir sizin bu sözünüz. Yani dünya kamuoyunu siz savunduğunuz davanın lehinde oluşturabilmelisiniz. O da tabii diplomasinin iki yönü var. Biri kapalı kapılarda, bir de bu televizyonlar karşısında işte burada gördüğümüz manzara. İşte sıradan evet. insanlar en çok etkileniyor. Belki çözüm de sıradan insanlardan gelir. İnşallah yani öyle bunu olur, kabullenmeyip tabii. de sokağa gidenlerden, protesto edenlerden, savaş istemeyenlerden, bunu dillendirenlerden gelir. Çok teşekkür ben ediyoruz. Emekli Büyükelçi Özlem Sanberk. Sağ olunuz tecrübelerinizi paylaştığınız için. Devam edeceğiz. Şimdi turizm, Türkiye turizmde nasıl bir karneye sahip? İyi mi gidiyoruz, kötü mü gidiyoruz? Ona bakacağız şimdi.